Evet, merhabalar değerli arkadaşlarım. Ben Serkan Hoca. Bugünkü dersimizde Türk Anayasa Hukuku, Anayasa Hukuku 5. ünite konusuyla ilgili çıkmış sorular, e-kampüs soruları ve kendi hazırlamış olduğum sorulardan oluşan bir test hazırladım. Bu sorularla hem bir genel tekrar yapmış olacağız, 5. üniteyi tekrar etmiş olacağız, hem de bunlarla ilgili özet bilgiler sizlere sunmuş olacağım. İlk sorumuzdan başlayalım. Birinci soru, aşağıdakilerden hangisi TBMM'nin görev ve yetkilerinden biri değildir? Arkadaşlar, 1982 Anayasası'nın haline göre, yani 2017 değişikliği de dahil olmak üzere arkadaşlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin görevleri ikiye ayrılır. Birisi parlamento kararları, birisi de yasama faalidir. Parlamento kararları, yasama faaliyetleri dışında kalan TBMM'nin her türlü yapmış olduğu eylem ve işlemlerdir. Bu parlamento kararlarına kural olarak yargı yolu kapalıdır. Parlamentolar içerisinde milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılması, milletvekilliği düşürülmesi, TBMM iş tüzüğünün değiştirilmesi gibi kararlar vardır. Bu üç karara karşı arkadaşlar yargı yolu açıktır. Anayasa Mahkemesi'ne yargı yolu açık diyoruz. Diğer parlamento kararları ise savaş ve barış ilanı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kullanılmasına izin vermek, işte kalkınma planlarını onaylamak, kamu kurum ve kuruluşlarında çeşitli görevlileri seçmek, yargı kurumlarına üye seçmek, bunlar parlamento kararlarıdır. Kanun şeklinde görevlerini yerine getirdiği uygulamalar ise mesela vergi koymak, üniversiteler açmak, ceza kanununda değişiklik yapmak, il kurulması, ilçe kurulması, büyükşehir belediye kurulması, af kanunu, para basılması kanunu, milletler arası anlaşmaları uygun bulma kanunu, bütçe ve kesin hesap kanunları, bunlar dediğimiz gibi TBMM'nin yaptığı işlemlerdir. Şimdi bakıyoruz şıklar arkadaşlar. Para basılması, silahlar, kararnameleri onaylama, milletler arası anlaşma uygun bulmak meclisin görevi. Ancak yönetmelik çıkarmak meclisin görevi değildir arkadaşlar. Gelelim ikinci sorumuza. Meclis başkanı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Evet, gerektiğinde meclisi toplantıya çağırabilir. Erdoğan veya meclisin 1/5 çoğunluğu ne yapabilir arkadaşlar? Meclisi toplantıya çağırabilir. Tabii önceden 110 milletvekiliydi. Şimdi bu sayı biliyorsunuz 120'ye çıktı. Üyesi olduğu siyasi partinin faaliyetlerine katılamaz. Doğru. Milletvekilleri arasından seçilmesi zorundur. Doğru. Meclisteki oylamalarda oy kullanamaz. Doğru. Hem oy kullanamıyor hem de oturumu yöneten başkan vekili kullanamıyor arkadaşlar. Meclis iş tüzüğünü değiştirme yetkisi yoktur. Bunu meclis kendisi yapar arkadaşlar. Cevabımız Edirne. Kolay soruymuş. 3. Yasama yetkisinin devredilmezliği ilkesiyle ilgili aşağıdaki verilenlerden hangisi doğrudur? Arkadaşlar, yasamanın 3 tane ilkesi vardır. Birincisi aslilik, ikincisi devredilmezlik, üçüncüsü genelliktir. Yasamanın asliliği demek arkadaşlar, yasama organının bu gücü kimseden almamış, sadece anayasadan alıp doğrudan doğruya kullanması demektir. Yasamanın devredilme, yasama yetkisinin başka kurum, şahıs veya organlara bu gücü vermemesidir. Yasamanın genelliği ise yasama organının anayasaya ters düşmemek şartıyla her konuda düzenleme yapabilmesidir arkadaşlar. Bunlardan şıklara baktığımız zaman Adana seçeneği, işte anayasaya göre 7. maddesi, TBMM ve Cumhurbaşkanı yanlış. Anayasada yasama yetkisinin devredilmesini yasaklayan bir hüküm olmadığı bile yasama yetkisi hayır. Yasama yetkisinin devredilmezliği ilkesiyle devredilmesi yasaklanan yasama yetkisi sadece kanun yapma yetkisi hayır, başka yetkiler var. Türkiye Büyük Millet Meclisi Bakanlar Kurulu'na kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi verebilir. Kalktı bu, biliyorsunuz arkadaşlar. Artık Cumhurbaşkanlığı kararnamesi var. Edirne olağanüstü halin gerekli kıldığı konularda çıkarılan ve kanun hükmünde olan Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde yetki devri söz konusu değildir arkadaşlar. Evet, Cumhurbaşkanı bunu kendi başına ne yapabiliyor? Çıkartabiliyor. Artık bir yetki devri, yani Cumhurbaşkanı bir yetki verelim diye şeklinde bir yetki yok. 4. Aşağıdakilerden hangisi maddi kanun özelliklerinden biri değildir? Arkadaşlar, kanunlarımız soyut, genel, sürekli, objektif, tarafsız kurallardan oluşmaktadır. Yazılıdır genelde, süreklidir, geneldir, soyuttur ama süreli kanun diye bir şey maddi kanun özellikleri arasında yer almaz. 5. Kanun yapılma usulünün doğru sıralaması hangisidir diyor. Arkadaşlar, kanunlar ilk önce teklif aşamasında olur. Kanun teklifi vermeye yetkili olanlar Türkiye Büyük Millet Meclisi milletvekilleridir. İlk önce kanun teklifi yapılır. Daha sonrasında bu kanun teklifi mecliste, meclis alt komisyonlarında görüşülür. Sonrasında arkadaşlar bu mecliste kabul edilir ve en sonunda da neye geçilir? Yayım aşamasına geçilir. Evet, cevabımız Ceyhan olacak diyoruz. Hayır, pardon, Denizli olacak. Teklif, görüşme, kabul, yayın. Evet, 6. soru. Milletvekillerinin artık bırakmayacak şekilde dağıtıldığı seçim sistemi aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar, bu seçim sistemi D'Hondt nispi temsil sistemidir arkadaşlar. Evet. D'Hondt sisteminde artık bırakılmayacak şekilde milletvekilleri ne yapılır arkadaşlar? Belirlenir. 7. Türkiye Büyük Millet Meclisi aşağıdakilerden hangisi meclis sistemi benimsemiştir? Tek meclisli sistemi benimsemiştir arkadaşlar. Yani 82 Anayasasıyla Cumhuriyet Senatosu kaldırılmıştır. O yüzden tek meclis sistemi uygulanmaktadır. 8. Bir yasama döneminde sonuçlandırılamamış olan kanun tekliflerinin hükümsüz sayılmasına ne isim verilir? Arkadaşlar, kanun teklifleri mecliste görüşülür fakat kimisi reddedilir, kimisi kabul edilir. Değil mi? İşte mesela bir öneri sunuldu. X partisi bir meclise bir öneri sundu. Dedi ki bundan sonra işçilerin maaşları 3.000 lira olacak dedi. Asgari ücret 3.000 lira olacak diye bir teklif sundu. Daha sonrası ise geliyor, bu gündeme geliyor. Meclis bunu reddediyor. Reddettiği takdirde aynı kanun teklifi arkadaşlar bir yıl gündeme alınmıyor. Daha sonrasında değerli arkadaşlarım, bir yasama dönemi boyunca, yani 2 genel seçim arası dönem, biz buna yasama dönemi diyoruz. Bu kanun teklifleri görüşülmezse kendiliğinden ne oluyor arkadaşlar? Hükümsüz sayılıyor. Biz buna kadük diyoruz arkadaşlar. Yani bir yasama dönemi içerisinde sonuçlandırılamayan kanunların hükümsüz olması. 9. TBMM'nin iç örgütlenmesi ve çalışma düzenine ilişkin verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Meclis başkanı için bir yasama döneminde evet 2 seçim var. Siyasi parti grupları en az 20 üyeden meydana gelir. Doğru. Siyasi parti grupları arasında işbirliği uyum sağlamak için iş tüzükle danışma kurulu oluşturulur. Doğru. İş tüzüğü, görev komisyonlarının üye sayıları, danışma kurulu, tekrar genel kurulu evet belirlenir. TBMM çalışmalarını Cumhurbaşkanı kararnamesi hükümlerine göre değil, TBMM kendi iş tüzüğüne göre yürütür arkadaşlar. Biz bunu temsel bağımsızlık diyoruz arkadaşlar. Edirne. 10. Aşağıdakilerden hangisi yasama sorumsuzluğu niteliklerinden biri değildir? Arkadaşlar, milletvekili olduğunuz zaman 2 tane zırh giyiyorsunuz. Birisi yasama sorumsuzluğu, diğeri yasama dokunulmazdır. Milletvekillerinin yasama faaliyetlerinde daha rahat, daha özgür bir ortamda çalışabilmesi için bu zırhlar kendilerine veriliyor. Nedir yasama sorumsuzluğu? Milletvekilinin meclis çalışmalarında, meclis içinde veya dışında sarf ettiği sözler, savunduğu görüşler, öne sürdüğü düşüncelerden ötürü sorumsuz olması demektir. Yani milletvekili ne konuşursa konuşsun arkadaşlar, tabi yargılanamaz diye bir şey yok. Meclisle ilgili, yasama faaliyetleriyle ilgili konuşmalarında nedir arkadaşlar? Kesinlikle suçlanamıyor. Tabi bunun da sınırları var. Mesela sınırlarını açığa vuramaz. Veya kişilik haklarına hakaret gibi onur kırıcı davranışlarda bulunamaz. Böyle bir sınır vardır. Ama meclis faaliyetleriyle ilgili çalışmalarda sarf ettiğilerden ötürü ömür boyu bir koruma altındadır. Yani milletvekilliği sona erse de bu devam eder. Şimdi soruyor, yasama sorumlusu niteliklerinden biri değildir diyor. Yasama sorumlusu cezai tahkimatın koruma sağlıyor. Doğru. Yasama sorumsuzluğu aynı zamanda hukuki sorumluluğu ortadan kaldırmıyor. Yani siz eğer bir kişiye hakaret ederseniz, gündemde oluyor zaten, siyasiler birbirlerine hakaret ediyorlar, birbirlerini suçluyorlar. Davalar açılıyor, davaları hukuk davalarında görülüyor, ceza alıyorlar. Hukuk davalarına karşı koruma sağlamıyor arkadaşlar. Yasama sorumsuzluğu süreklidir, doğru. Meclis tarafından, biz işaretleyelim de kafamız karışmasın. Meclis tarafından kaldırılamıyor, doğru. Milletvekilleri meclis çalışması söylediği sözler, açıkladığı düşünceler, tamam, aynı. Geldik 11. soruya. Cumhurbaşkanıca geri gönderilen bir kanun Türkiye Büyük Millet Meclisi üye sayısının hangi çoğunluğuyla kabul edilirse Cumhurbaşkanı yayımlar? Arkadaşlar, 2017 anayasa değişikliğiyle Cumhurbaşkanı meclisten gelen bir kanun teklifini veto etti diyelim. Aynı kanun teklifi mecliste arkadaşlar salt çoğunlukta, yani 600 milletvekilinin yarısından bir fazlası, 301 yapıyor, salt çoğunlukta kabul edilmesi durumunda Cumhurbaşkanı bunu yayınlamak zorunda. Cevabımız Adana seçeneği diyoruz. 12. Savaş ilanı kararı kaçıncı grup parlamento kararıdır? Arkadaşlar 5 grup parlamento kararı vardır. İşte birinci grup, işte pardon, meclisin kendi çalışma esasları ile ilgili parlamento kararlarıdır. İşte TBMM, iş tüzüğü gibi. İşte ikinci grup Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle ilgili parlamento kararlarıdır. İşte genel görüşme, meclis araştırması, meclis soruşturması gibi. Üçüncü grup arkadaşlar yine parlamento kararları içerisinde Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin kendileriyle ilgili olan kısımlarını içeren parlamento kararlarıdır. Dördüncü grup yine TBMM'nin faaliyetleri ilgilendiriyor. Fakat bizim aradığımız savaş ilanı. Savaş ilanı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kullanılması, barış ilanı bunlar 5. grup parlamento kararlarıdır. Yani aradığımız seçenek arkadaşlar Adana seçeneğidir diyoruz. 13. soru. TBMM aşağıdakilerden hangisini karar biçiminde onaylamaz? Yani parlamento kararı şeklinde değil, kanun şeklinde yapar. Savaş ilanı karar verir. İş çocuk yapmak yine parlamento kararı. Milletlerarası anlaşmaların onaylanmasına uygun bulmak bu bir kanun görevidir arkadaşlar. Karar şeklinde olmaz. 14. Anayasaya göre aşağıdakilerden hangisinin gizli oy ile oylanması zorunludur? Arkadaşlar anayasamızda genelde işte soruşturma konusu olan, cezai durum gerektiren konular gizli oylamayla yapılır. Artı bazı kişilerin seçimi, mesela meclis başkanının seçimi, kamuoyu denetçisinin seçimi, bunlar gizli oylamayla yapılır. Başka işte anayasa değişikliği, bunlar da gizli oylamayla yapılır. Ama bakıyoruz şıklara arkadaşlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı seçimi zaten seçeneklerde bulunuyor. Denizli seçeneği gizli yapılan bir seçim diyoruz. 15. Aşağıdakilerden hangisi anayasamızda münhasıran Cumhurbaşkanı kararnamesiyle düzenlenebileceği öngörülen konulardan biri değildir? Arkadaşlar bakanlıkların kurulması, kılması, görev yetkileri kararnameyle yapılır. Bakanlık teşkilatları kararnameyle, Devlet Denetleme Kurulu MYK yine kararnameyle, üst kademe yöneticilerin atanması kararnameyle, fakat kamu tüzelliklerinin kurulması kanunla olabilecek bir işlemdir. Dolayısıyla aradığımız seçenek denizdir. 16. Aşağıdakilerden hangisi meclis soruşturması açılması önergesi verilebilmesi için aranan imza çoğunluğu? Arkadaşlar 2017 Anayasa değişikliğiyle Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı yardımcısı ve bakanlar hakkında meclis soruşturması açılması önergesi verilebilmesi için en az 301 milletvekilinin yazılı, arkadaşlar imzalı önergesi gerekiyor. Yani salt çoğunluk aranıyor. Sonra Cumhurbaşkanlığı önergesinin kabulü için ise arkadaşlar 3/5 çoğunluk aranıyor. Yani 360. Cumhurbaşkanı yardımcısı, bakın Yüce Divan'a sevk edilmesi için ise 2/3 çoğunluk. Yani şu anki oranla 400 milletvekilinin onayı gerekiyor diyoruz. Unutmayın, önerge verilebilmesi için 301, önergenin meclis tarafından kabulü için 360, Yüce Divan'a sevki için ise 400 milletvekili gerekiyor. Oransal olarak söylersek salt çoğunluk 3/5, 2/3. Geldik 17. soruya. TBMM Genel Kurulu'nda bir kanun teklifinin kabulü için asgari yeter sayısı işte 1/3 artı 1, 1/4 artı 1, yani Edirne seçeneği olacak, 151 diyoruz. 18. Anayasaya göre Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliklerinde boşalma olması halinde ara seçime gidilir. Ara seçim her seçim döneminde bir defa yapılır. Genel seçimler üzerinden 30 ay geçmedikçe yapılmaz. Genel seçimlere bir yıl kala da ara seçim yapılamaz. Arkadaşlar bu soruda diyor ki genel seçimlerin üzerinden 30 ay geçmedikçe ara seçim yapılamazın istisnası nedir? Şimdi ara seçimin 2 tane istisnası var. İki durumda ara seçim bu istisnalarda ne yapılıyor arkadaşlar? Seçime gidiliyor. Mesela birinci istisna şudur. Boşalan üyeliklerin sayısı %5'i bulmasıdır. Yani 30 milletvekili sandalye boşalırsa boşalmayı takip eden 90. günü izleyen ilk pazar günü ara seçim yapılır arkadaşlar. Ancak bir ilin ve bir çevresinin hiç milletvekili kalmamışsa, seçimlere bir yıl dahi kalsa boşalmayı izleyen 90. günü izleyen ilk pazar günü ara seçim yapılıyor. Bizde 30 ay istisnasını soruyor. İstisnası bakıyoruz. A. Savaş seferberlik. 5'te ikisi. 5'te bakıyoruz. 5'te %5'ini arıyoruz. Cevabımız Denizli seçeneği olacak. 30 ay şartı aranmıyor. 19. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından reddedilmiş olan kanun tekliflerinin aynı yasama dönemi içerisinde yeniden gündeme gelebilmesi için bir tam yıl geçmesi gerekiyor. 20. Yasama dokunulmazlığı ile ilgili önermelerden hangisi yanlıştır? Evet, arkadaşlar yasama dokunulmazlığı. Pardon. Evet, yasama dokunulmazlığı ile ilgili aşağıdaki önermelerden hangisi yanlıştır? A diyor, seçimden önce veya sonra suç işledikleri iddia edilmesi, tutulması, sorguya çekilmesi, tutuklanması, yargılanması mümkün değil. Doğru. Ağır cezayı gerektiren suçüstü yakalanan milletvekili dokunulmazlık etmez. Yani diyor ki dokunulmazlık şöyle bir şey arkadaşlar. Yani milletvekilinin kolluk birimlerince tutulamaması, sorgulanamaması, hakkında işlem yapılmaması. Dokunulmazlık bu. Seçimden önce hakkında bir iddia varsa bu donduruluyor arkadaşlar. Yani milletvekili olarak olduktan sonra donduruluyor. Milletvekili o sona erdikten sonra tekrar yine adli süreç, yeniden yargılama başlıyor tabii ki. Yani bu bir koruma sağlamıyordu yasama dokunulmazlığı. Milletvekilliği süresince devam ediyor. Şimdi ağır ceza gerektiren bir suçüstü hali anayasamızın 14. maddesindeki vatanın bölünmez bütünlüğüne işlenen suçlar da bunlar da bunun kapsamı dışındadır. Yani siz ağır ceza gerektiren bir suçüstü halinde durumunda dokunulmazlık size işlemiyor. Hemen direkt ne yapılıyor arkadaşlar? Yakalanıyorsunuz, götürülüyorsunuz merkeze, ifadeniz alınıyor diyoruz. Geldik 21. soruya. Meclis Genel Kurulu'na toplantı yapılabilmesi için en az 1/3 çoğunluk gerekiyordu. Bölü 3 kaç oldu arkadaşlar? Oransal olarak arttı sayısı. Cevabımız 200 olacak. 22. 400 milletvekilinin hazır bulunduğu bir oturumda TBMM'nin af ilanına karar verebilmesi için en az 3/5 çoğunluk gerekiyor. 3/5 kaçtır arkadaşlar? 360'tır şu anki oranlamaya göre. 500 milletvekilinin hazır bulunduğu bir oturumda devamsızlık nedeniyle bir milletvekilinin düşürülebilmesi için en az sal çoğunluk gerekiyor arkadaşlar. Yani 301 milletvekili gerekiyor. Devamsızlıktan şu ana kadar milletvekili düşen adam görmedim ben. Gören varsa alta yoruma yazsın. 24. Yasama dokunulmazlığı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Arkadaşlar sadece ceza takibatına karşı koruma sağlıyor. Evet, meclis tarafından kaldırılıyor. Milletvekilliği sona erdikten sonra devam etmiyor arkadaşlar. Milletvekili sona erdi mi bitiyor. 25. Cumhurbaşkanı yardımcısı veya bakan hakkında meclis soruşturması açılmasına karar verilebilmesi için meclis üye tam sayısının kaçının oyu gerekli ve oylama nasıl yapılır? Arkadaşlar biz ne dedik? Daha önceki soruda bahsettik. Dedik ki Cumhurbaşkanı hakkında önerge verilebilmesi için salt çoğunluk gerekliydi. Bu önergenin kabul edilebilmesi ve soruşturma açılması için 5'te 3 gerekiyor. Yani 3/5. 360 milletvekili çoğunluğu gerekiyor. Bu oylama da gizli yapılır arkadaşlar. Yani kapalı oylama yapılır. Cevabımız Ceyhan seçeneğidir. 26. Bütçe kanunu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Bütçe kanunu yönündeki diğer kanunlarda değişiklik yapmaz. Bütçe teklifleri bütçe komisyonu da incelenir. Bütçe kanununa bütçe ile ilgili hükümler dışında hiçbir hüküm konulmaz. Doğru. Cumhurbaşkanı bütçe kanunları meclise geri gönderemez. Doğru. Bütçe kanunları esas bakımdan anayasaya aykırılık edilebilir. Yani bütçe kanunu Cumhurbaşkanı geri gönderemiyor. Ama bütçe kanunu kesinlikle yargı yolu kapalıdır şeklinde bir ifade yanlıştır. Anayasa Mahkemesi'ne iptal için ne yapabilirsiniz arkadaşlar? Dava açılabilir. Ama dediğimiz gibi bütçe kanunu ne yapamıyor Cumhurbaşkanı? Reddedemiyor. Geri gönderemiyor. Zaten bütçe kanunu reddedilmesi hükümeti düşmeye kadar götürüyor. 27. 400.000 geçerli oyun kullanıldığı ve 5 milletvekilinin seçileceği bir seçim çevresinde A partisi 172.000, B partisi 112.000 ve C partisi 76.000 oy almışsa partilerin çıkaracakları milletvekili sayısı sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar burada biz D'Hondt sistemi uygulanıyor. Bunu nasıl kağıt kalem üzerinde göstersek? Yani şöyle söyleyelim. Bunları biz 5'e kadar böleceğiz. İlk önce 102.000, 112.000, 76.000'i ne yapıyoruz arkadaşlar? 1'e bölüyoruz. En çok oyu alan parti hangisi? A partisi. Bir milletvekili çıkarttı. B partisi çıkartamadı. C partisi çıkartamadı. Sonra bunları 2'ye bölüyoruz. 2'ye böldük. Yine A partisi yüksek oy almış durumda. B partisi 2'ye böldük. C partisi. Yani ben şimdi bunun hesaplamasını göstereceğim ama kağıt kalem gerekiyor. Ben sorun cevabını vereyim. Cevabımız A partisi 3 milletvekili, B partisi 1 milletvekili, C partisi de 1 milletvekili çıkartabilmiş diyoruz. Bununla ilgili kitabınıza da bakabilirsiniz arkadaşlar. Evet, 28 milletvekiliyle bağdaşmayan bir görev veya hizmeti sürdürülme sebebiyle milletvekilinin düşme kararına karşı kaç gün içinde Anayasa Mahkemesi'ne? Evet, bir hafta içinde başvurmanız gerekiyor Anayasa Mahkemesi'ne. Anayasa Mahkemesi de gerekçeli kararını 15 gün içinde size ne yapıyor arkadaşlar? Açıklıyor. 29 aşağıdakilerden hangi durumda TBMM seçimleri ertelenebilir? Arkadaşlar TBMM seçimleri sadece anayasada belirtilmiştir. Savaş durumunda ertelenebilir, geriye bırakılabilir. Bir yıl geriye bırakılabilir arkadaşlar. Savaş hali devam ediyorsa tekrar ne yapılır? Yine seçimler ertelenebiliyor. 30. soru 15-11-2018 tarihinde TBMM'de kabul edilen bir kanun Cumhurbaşkanı 15 gün içinde yayınlamak zorunda. 15'in üzerine 15 ekleyin. Kaç yapıyor arkadaşlar? 30 yapıyor. Cevap Bursa seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Elimizden geldiğince sizlere faydalı olmaya çalışıyoruz. Kanalımız da gitgide büyüyor. İzlenmelerimiz artıyor. Sizlerin desteğiyle daha da inşallah büyüyeceğiz. Sizden ricam hemen yan tarafta altta çıkacak olan kanala abone ol butonuna tıklayın. Beğenin ve videomuzu ne yapın arkadaşlar? Paylaşın. Elinizden geldiğince paylaş butonuyla. Bir de hangi derslerden video gelmesini istiyorsanız, hukukla, tarihle alakalı olur, hukukla alakalı olur, psikoloji, sosyolojiyle alakalı olur. Hangi derslerden video yapmamızı istiyorsanız arkadaşlar yorum kısmına yazarsanız seviniriz. Böylelikle o konuda ne yapabiliriz? Çalışma yapabiliriz. Size iyi bakın, hoşça kalın. Görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.